Merhabalar efendim. Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz. Bütün izleyicilerimizi farklı bakıştan saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyoruz. Bugün stüdyomuzda iki kıymetli konuğumuzla özellikle Batı dünyasında çıkan ve bize de artık bir şekilde bulaşmış ve bizde de alttan alta ilerleyen bir mesele, cinsiyetsizleştirme meselesi üzerine bir program yapacağız. Fıtratın Tahribatı olarak Diyanet Dergi'nin geçtiğimiz sayılarında kapağına taşıdığı bir konu, cinsiyetsizleştirme meselesi. Farklı bakışta bugün Profesör Doktor Sefa Saygılı hocamız, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun Sami Bey. Eyvallah hocam. Ve Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğretim üyesi. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Şimdi bu cinsiyetsizleştirme meselesi tüm dünyada giderek yaygınlaşan bir mesele ve konunun hem fıtrat boyutuyla hem insan yapısı boyutuyla hem de pek çok kavramla ilgisi var. Sefa hocam şöyle bir soruyla programı açsam. Şimdi biz Müslümanlarız, inanan insanlar olarak bir fıtrata inanıyoruz ve yaratılışımızdan getirdiğimiz bir takım fıtri özelliklerden bahsediyoruz. Bu manada tıbbi açıdan, sosyolojik açıdan fıtrat dediğimizde neyi kastediyoruz ve konuşacağımız konunun fıtratla alakası nedir, bağlantısını kurarak cinsiyet açısından mı? Cinsiyet açısından, evet. Cinsiyet açısından insanlar ya erkektir ya kadındır ama bazı değişik sapmalar veya bazı özellikler olabilir. Şimdi baktığımız zaman erkek ve kadının diğer dediğimiz o LGBT dediğimiz kişilerden hormonal yönden, genetik yönden, fizyolojik, anatomik yapı yönünden hiçbir farklılığı yok. Hı hı. Bu yüzden erkek ve kadın fıtrattır diyorum ben. Evet. Diyorum. Zaten ayette de geçiyor malumunuz. Sizlere erkekler ve dişilerden yarattık buyuruluyor. O yüzden fıtrat olan budur. Fıtrat olan erkekle kadındır. Kadındır, evet. Bunun dışındakiler peki hocam bir isimlendirme yapacak olursak? Yani yerine göre bir ne bileyim bir sapma diyebiliriz, rahatsızlık diyebiliriz. Eyvallah. Değişik durum diyebiliriz. Olabilir. Yani. Peki bu transseksüalite ya da homoseksüalite gibi kavramlar hocam. Bunlar nedir? Bu terimler o fıtrat cephesinden baktığımızda doğru isimlendirmeler midir? Yani bugünkü psikiyatri literatürü tabii homoseksüelliği bir rahatsızlık ya da bir sapma olarak kabul etmiyor. Bir cinsel yönelme olarak kabul ediyor ama transseksüalizm öyle değil. O bir cinsiyet disforisi var. Yani kendi cinsiyetine memnun değil kişi. Erkekken kendini kadın hissedebiliyor. Sanki kadın bir erkek bedeni içerisine yerleşmiş bir kadın olarak veya tersi olabiliyor şey olarak transseksüalizmde. Ve bu tedavi edilmesi gereken bir durum olarak kabul ediliyor. Modern psikolojide bu böyle öyle, kabul evet. ediliyor. Akın hocam siz ne söylemek istersiniz? Şimdi biyolojik olarak cinsiyet dediğimizde kadın ve erkek biyolojik cinsiyetleri var. Ve bunun arasında bazen hermafroditizm denilen yani hem kadın hem erkek cinsel organları ya da karakterlerini taşıyan kişiler oluyor. Bu biyolojik anlamda zaten bir müdahale edilip kişinin sağlıklı gelişimi açısından tıbbın ele aldığı konulardan. Bir de cinsiyet dediğimiz şey var. Hani cinsiyet olarak kişinin kendisini nasıl gördüğü. Orada da aslında kadın ve erkek diye. Yani şöyle düşünebiliriz. Vücut yapısı, biyolojik yapı diyerek düşünürsek bir biyolojik anlamda kadın ve erkek yapısı var. Bir de işte dediğim gibi bir bazen gelişimsel bazı nedenlerle ortaya çıkan hermafroditizm denilen durumlar var. Bunun yanı sıra cinsiyet dediğimizde de kadın ve erkek var ama bu beyin yapısı dışında davranışları da içeren özellikler veya kimliği içeren özellikler. Genelde biyolojik cinsiyetle bu cinsiyet aslında birbiriyle uyumludur. Yani biyolojik yapıyla cinsiyet kimliği uyumludur. Ama bazen hocamızın da söylediği gibi biyolojik olarak kadın olup cinsiyet olarak kendini erkek gibi gören ya da erkek biyolojik yapısında olup kendisini kadın gören işte buna daha önce transseksüalizm deniyordu.
şu anda cinsiyet disforisi, yani kişi kendi bedeninin gibi hissetmiyor. Yani erkek bedeninde ama ben diyor kadın gibi hissediyorum ki bu çok erken yaşlarda genelde başlayan, çünkü cinsiyet kimliği ilk böyle işte 1-2 yaştan sonra hafif hafif başlayıp genelde 3-4 yaşında ortaya çıkan bir şey. Yani kadın ya da erkek cinsiyetinde kendisini görmek. Burada işte bir diyelim insanların işte oran olarak bakıldığında işte %98'i 99'unda uyumluyken bazı kişilerde bu uyumlu olmayabiliyor biyolojik cinsiyetle, cinsiyet kimliği. O zaman işte eski adıyla transseksüalizm, yeni adıyla da cinsel disfori deniliyor. Şimdi bununla karıştırılabiliyor. Bir de eşcinsellik dediğimiz durumdaysa kişi erkek ya da kadın, kendi biyolojik cinsiyetini biliyor. Cinsiyet kimliği de erkek ya da kadın oluşmuş. Fakat diyelim cinsiyet kimliği erkek ya da erkek olmasına rağmen, biyolojik olarak da erkek olmasına rağmen cinsel eş anlamında kendi cinsiyetine dönük bir cinsel yönelim, ilgisi olabiliyor. Ya da işte kadınsa kadına dönük, ona da eşcinsellik diyoruz. Yani ikisi aslında birbirinden ayrı tanımlar yani psikiyatri açısından. Fakat niyeyse ikisi birbirine karıştırılabiliyor. Bazen kişilerin kendisi de aslında karıştırabiliyor. Fakat şöyle demek lazım. Daha böyle olaya sosyolojik açıdan yaklaşan ya da kültürel açıdan yaklaşan kişiler, hani kadın ya da erkek olmanın hani sanki işte ben kadın olayım, ben erkek olayım, bu seçilen bir şey gibi değil. Bu işte yaratılış veya fıtrat veya İngilizce işte temperament diyebiliriz, huy diyebiliriz. Yani doğuştan gelen bir şey. Yani insanlar oturup da karar verip ya bir kısmımız erkek olsun, bir kısmımız kadın olsun gibi bir şey değil. Seçili bir şey değil, verili bir şey. Evet, cinsiyet kimliğiyle de ilgili işte son yıllarda olan zaten aşırılaşan şey o. Hani biz çocuğu işte hani bırakalım o seçim yapsın tırnak içinde. Yani bu seçilen bir şey değil. Yani herhangi bir kültürel öge ya da baskı olmaksızın zaten belli bir yönde insan yapısı cinsiyet olarak şekillenmek otomatik durumunda. Olarak. Yani bu bir kültürel, siyasi ya da anne baba öyle karar veriyordu öyle olsun ki bu yönde biraz özellikle dediğim gibi daha kültürel yaklaşanlar, daha sosyal yaklaşanlar ya da bazen daha siyasi yaklaşanlar bunun sanki dediğim gibi inşa edilen bir şey olduğunu düşünebiliyorlar. Oysa ki biliyoruz ki bir kişinin hani erkek ya da kadın yönünde beyinsel anlamda şekillenmesi, anne karnında testosteron etkisi olur ise o erkek yönünde şekilleniyor ki erkek çocuklarda öyle oluyor. Eğer herhangi bir etki, testosteron yüksekliği olmaz ise ki kadınlarda öyle, östrojen etkisi altında kadın beyni yönünde şekilleniyor. Yani bunlar sonradan biz şöyle yapalım böyle yapalım da olan şeyler değil. O anlamda da fıtrat dediğimizde, eğer biz yaratılış ya da yapı diyorsak, yapıda böyle bir şey var. Hani seçemeyeceğimiz. Evet, evet. Evet. Şey diyorlar hocam, atanmış ve seçilmiş cinsiyet dediğim. Evet. Evet. Böyle bir tabir var. Atanmış cinsiyet insanın biyolojik cinsiyeti, seçilmiş de sosyal cinsiyet, toplumsal cinsiyet anlamında. Evet, zaten o toplumsal cinsiyet kavramının altında da hani bunun böyle evet, inşa edilen bir şey olduğu evet, şeyi var. Aslında bu antropolojinin doğuşundan itibaren, ya yani daha antropoloji, insan bilim, hani daha kültüralist yaklaşanlar var. Hani bunun kültüre özgü bir şey olduğunu cinsiyetin. Ama dediğim gibi biyolojik olduğu görüşü hani hem bu bugünkü modern antropolojide de, biyolojide de, psikolojide de kabul edilen bir şey. Eyvallah. Peki Sefa Hocam şöyle sorayım. Şimdi hocamın söylediği o hermafroditizm değil mi, evet, hocam?
İslam hukukunda da buna hünsa deniyor bildiğim. Hünsa deniyor, evet, hünsa evet deniyor. O ayrı. Bu evet, yani erkek ve kadın üreme organlarının birlikte olabildiği, evet, biyolojik olabildiği, onlar tabii biyolojik cinsiyetine göre ameliyatta düzeliyor. Bu şeylerle ilgisi yok onun tabii, LGBT ile ilgisi. Bununla bir alakası, evet, yok. Şimdi yok, bunu yok bir kenara tutarak, evet, soruyorum. Erkek ve kadın dışında bir cinsiyet varlığı iddia edilebilir mi? Yok, öyle bir cinsiyet varlığı iddia edilemez. Hatta yeni Science dergisinde 2 sene önce bir araştırma yapıldı. Tahminen 500 bin kişi üzerinde. Yani erkek ve kadın cinsiyeti dışında bir gen, bir şey bulunamadı kesinlikle. Yani evet, ya erkek ya dişi insanlar. Eyvallah. Başka bir şey yok. Yani erkek ve dişi dışında, yani hormonal olarak, genetik olarak, kromozomal olarak, biyolojik yapı olarak tamamen aynılar. Fakat kendini algılayış şekilleri farklı olabiliyor. Eyvallah. Peki hocam, hocam da az önce vurguladı, bir cümle arasında geçti, orayı da biraz açalım isterseniz. Erkek ve kadının bu manada o yaratılıştan getirdiği biyolojik özelliklerin arasında vücut yapısı, beyin yapısı, pek çok şey farklılıklar içeriyor, doğru mu? Yani erkekle kadın arasında, evet, erkek tabii farklılıklar var tabii. Kromozomları farklı, hormonları farklı, birçok farklar var arada. Biyolojik yapılar farklı, erkekli ve dişilik sekonder karakterleri farklı. Tamamen farklı şey olarak. Evet. Fiziksel güçleri farklı, kiloları farklı, boyları farklı ortalama olarak yani. Arada farklar var şey olarak. Eyvallah. Peki o zaman hocam, bu toplumsal cinsiyet kavramı, cinsiyetsizleştirme meselesinin çıkış noktası neresi? Nereden, ne zaman, nasıl bir çıkışı var? Yani bu tabii tartışılan bir konu bu. Hı hı. Görüldüğü kadarıyla bir takım uluslararası bazı şeyler var, hı hı, örgütler veya şeyler. Bunlar dünya nüfusunun dünyanın kaldıramayacağı kadar fazla olduğunu düşünüyorlar. Bunun için dünya nüfusunu azaltmak için bir takım sinsi planlar uyguluyorlar anladığımız kadarıyla. İşte pek çok faktörle dünya nüfusunu düşürmeye çalışıyorlar. Hatta gördüğüm kadarıyla şu an 8 milyar insan yaşıyor herhalde. Dünya nüfusu en fazla 500 milyon olmalı falan diyorlar. Bu da onların bir parçası olarak görülüyor şey olarak. Ve böyle yaygınlaşıyor. Evet, evet. Peki bu amaç doğrultusunda ne tür argümanlar, nasıl argümanlar kullanıyorlar daha çok? Ya işte cinsiyetsizleştirme, biz unisex'e doğru gidiş, kadınların erkekleri, erkeklerin kadınlara yaklaşması, evlilik yaşının giderek artması, az çocuk cereyanı, bunların hepsi onun bir parçası şey olarak, yani üremenin azaltılması, durdurulması ve dünya nüfusunun azaltılması. Eyvallah. Lan o yani. Hocam bir de o zaman şunu sorayım. Ekleyeceğiniz var mı hocam bu söylenenlere? Şöyle, şimdi aslında düşündüğümüzde tabii bu böyle bir çaba var ise eğer, tabii o işin, hı hı, artık şey kısmı, hani ne diyeyim. Biraz siyaset kısmı belki. Siyasi veya polisiye kısmı, hı, diyelim. Hani çok da başarıya ulaşabilmesi mümkün değil. Yani dedik ya, yani insanın belli bir yapısı var. Hani siz o yapıyı tamamıyla şekillenen hamur gibi yoğurabileceğiniz bir şey gibi düşünürseniz, yani belli küçük bir takım şeyler elde edilir ama çok büyük bir netice olacağını düşünmüyorum. Çünkü bunun oranı acaba bu tür şeylerin hani, hı hı, nasıl değişiyor? Şimdi görünürlüğü artıyor çünkü... Batı'da da bu yönde bir özel bir hatta eğilim var, hı hı, diyeyim. Yani Türkiye'de çok bence o kadar gözümüze çarpmıyor ama Batı'da hemen hemen her yerde böyle bir hak savunması gibi, yani daha çok ortaya konuyor. Çünkü aslında her ne kadar Batı'da daha hoşgörülü davranılsa da, hani cinsel yönelim veyahut da cinsel kimlik açısından farklılıklara, gene de toplumun tamamında aslında alttan alta çeşitli kesimlerde tepkiler de var. Bir muhafazakarlık da var. Var. Şimdi zamanında da bu konularda bir takım insanların işte eziyet görmesi veya işte belki intihar etmesi, belki dışlanmasının
getirdiği bir yılların etkisi ya da birikimi var. Ne bileyim işte birinin gizlice siz bir görüntüsünü çekiyorsunuz. Onu topluma lanse ettiğinizde kişi intihar edebiliyor ki mesela Amerika bu şeylerin en çok daha ne bileyim toplum nazarında daha hoş görüldüğü veya daha bu tür eğilimleri olan kişilerin rahatça kendilerini ifade edebildiği bir toplum olarak bilinir. Orada bile okullarda dışlama konusu olabiliyor falan. Belki bir kısım insan bundan dolayı hani bir aşırı politik uca kayıp bunu bir tür siyasi hareket gibi bence lanse ediyor. En çok o yüzden bence görünürlük artıyor. Hani çünkü nüfus açısından düşündüğümüzde şimdi Türkiye'nin benim işte ilkokul, ortaokul, lise yıllarında herkes iyi kötü okur yazar eğitimli Türkiye'nin en önemli probleminin yüksek nüfus artış hızı olduğunu söylerdi. Evet. Ve Türkiye gelişecekse önce nüfus artış hızını indirmesi yavaşlatmalı denirdi. Peki şimdi Türkiye'nin şu anda nüfus artış hızı ne? Son derece düştü, hatta eksi, yani eksiye doğru giderek gidiyor. Daha yaşlanıyoruz. Evet. Peki ne oldu yani bu nüfus politikası başarıya ulaştı? Hayır. Türkiye'de insanlar şehirleştikçe ve modernleştikçe ve zenginleştikçe, evet ekonomik sıkıntılarımız var, öğrenim arttıkça. Şimdi mesela ben işte ilkokulu hatırlıyorum. Bir babam rahmetli hakim, annem avukat. Hani iyi kötü bir gelirimiz var. Orada da o zamanlar en zengin olanlar doktorlardı hocam. Evet. Şehirdeki doktorun zenginliğini ifade etmek için kullanılan ölçü şuydu. Evine kasayla kola alabiliyor. Kola alıyormuş. Doktor evine kasayla kola alıyor. Şimdi imkanlar arttıkça tabii şu an işte kitle iletişimi arttıkça insanlar artık zahmet çekmek istemiyor. Daha bencilleşiyor. Daha kendini düşünüyor. O zaman ne oluyor? İşte kadınların yine çalışma hayatına atılması vesaireyle nüfus artış hızı düştü, buyurun. Şimdi bu biraz da yine o zamanlar Türkiye'nin %70'i köyde yaşıyordu, %30 şehirde. Şu anda %8 ya da 6 köyde yaşayan oluyor. Evet. Şimdi %90'ın üzerinde şehirleşti. Bu şehir hayatı da bu şeyi getiriyor aslında. Getiriyor, evet. Kültürel de bir anomi getiriyor. Çünkü şimdi köy hayatında her şey kontrol altındadır. Herkesin davranışı kontrol altındadır. Doğduktan ölene kadar ne yapacağınız bellidir. Nasıl gömüleceğiniz, nasıl yiyeceğiniz, nasıl içeceğiniz bellidir. Şimdi şehir hayatına geldiğinde bir gün tamamıyla çünkü içselleştirilmiş maalesef kurallar yok bizde. Hani dış köy hayatında dış baskıyla olan zaten hani başka alternatif yok. Şimdi şehir hayatına geçişle birlikte bir üst kontrol de azaldığı için bence her şeyde genel bir ne diyelim anormal davranış kodlarının, evet, değişmesi ortaya çıktı. O zaman da her şey çok görünür olmaya başladı. Bir de kitle iletişim araçları var. Evet. Sosyal medya. Herkes meşhur olabiliyor. Herkes her şeyi söyleyebiliyor. Her şeyi yapabiliyor. Yani bu bence Batı dünyasına göre bakmayın siz. Biz özel hayatı sergileme veya müdahale etme anlamında Batı'ya göre çok daha ölçüsüzüz bence. Evet. Hani orada bir otokontrol çok daha güçlü. Bizde ise o konuda da bir şey var. Hani belli açılardan belki de kuralcı gibi görünen bir toplumuz ama belli açılardan da hiç sınırımız yok diye düşünüyorum. Eyvallah. Bu şeyler de tabii bu olay dizisinin içinde dediğim gibi bir ek durum olarak ortaya çıkıyor. Hocam, yani aynen öyle, işte bazı faktörleri de hızlandırıyorlar yani şey, evet, olarak. Özellikle bu 2012'de akıllı cep telefonları yaygınlaşmaya başlayınca, evet, bu cinsiyet disforisi dediğimiz cinsiyet hoşnutsuzluğu, cinsiyetsiz hissetme,
kendini karşı cinsten görme gibi olaylarda da hızlı bir artış var şey olarak. Ya akıllı telefonların artışıyla birlikte. Bunu duyulması, görülmesi ve böyle hissedenlerin sayısı mı arttı? Evet, evet. Yani akıllı telefonlarla artık her türlü görüntüye, fikre ulaşabiliyor gençler, ergenler. Ve kendilerine bir takım oradan etkilenerek kendilerine yakıştırmalarda bulunabiliyorlar. Eyvallah. Peki hocam şimdi bir şey söyleyeyim. Buyurun hocam, ondan sonra Sefa hocama döneyim. Yani gerçek anlamıyla hani bizim psikiyatrik açıdan düşündüğümüzde cinsiyet disforisi veya transseksüalizm veya hani yine hocamın dediği gibi artık bir psikiyatrik rahatsızlık olarak görülmüyor eşcinsellik. Bir cinsel yönelim şekli gibi bir hastalık ya da rahatsızlık kategorisinde değil. Şimdi bunların oranı acaba artıyor mu yoksa görünürlüğü mü artıyor? Yani buna dair çalışma var mı? İşte yok gibi. Çünkü ortalama aslında %2-3 civarıdır erkeklerde. İşte %1 civarı kadınlarda. Mesela tarihten de biliyoruz ki toplumlarda... Tabii. Değil mi? Tabii Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Evet, yani hatta toplumca bir böyle artık... bu sapkınlığı hocam. Kendi karşı cinsle ilişkiyi yerine işte... Hem cinsiyle ilişkinin yaygınlaşması gibi. Bunlar ama çok böyle ne diyelim dalgalar halinde olan ve daha sonra tabii o fıtrat ve yapının... Tekrar baskın oldu. Baskın olmaz. Çünkü dediğim gibi bu biyolojik olarak belirlenen bir şey. Yani mesela enteresan bir şey. Şimdi Batı'da eşcinsel evlilikleri de yapılabiliyor bazı ülkelerde veya işte bazı eyaletlerde. Eşcinsel evliliği olan bireyler çocuk bir şekilde ya işte taşıyıcı anne ya taşıyıcı annelik. Fakat onlarda da yine yapılan çalışmalarda onların çocuğu eşcinsel olmuyor. Yani o, genel toplumdaki oran neyse aşağı yukarı onlarda da o. Yani eğer hani yetiştirmeye bağlı bir şey olsa tabii nasıl yetiştiriyorlar onu bilemeyiz de. Ama sonuçta öyle bir ailede bile o yapı tekrar kendi orijinal hali neyse onu sergileyebilir. Yani hocam şöyle mi o zaman? Su akıyor yolunu buluyor. Bir şekilde evet. O yaratılış kodları evet. Cenab-ı Hakk'ın bu konudaki koyduğu kaideler işlemeye devam ediyor. Ama bizim daha çok bu konu üzerinde yoğunlaşmamızın sebebi daha çok görünmesiyle biraz alakalı. Ben öyle düşünüyorum. Alakalı. Bir de eşcinsellik veya transseksüelliğin nasıl oluştuğu konusunda çok değişik görüşler ama sonuçta tek nedenli değil. Biyolojik bir yanı var. Bir kısım vaka oldukça biyolojik. Psikolojik ve çevresel yetiştirilme ile alakalı yanları var diyenler de var. Mesela psikanalitik kuram işte babanın ortada olmaması pasif, işte annenin hakim olduğu bir şey yani daha psikolojik açıklıyor ama hani bunun böyle olmadığını gösteren çalışmalar da var. Hani hiç babasız büyüyen, babasının hiç olmadığı ailede büyüyüp hiç de eşcinsel yönelimi olmayanlar olabiliyor. Ya da babanın ortada olup çok otoriter olduğu ailede de olabiliyor. Dolayısıyla burada bunu bir seçim gibi görme, tabii diyelim öyle eşcinsel yönelimi olan bir kişi var. Bunu böyle bir şeyler yaşıyor. Ya ben bunu seçtim mi? Diyelim kendisi dini olarak ya da davranış kodu olarak onu tasvip etmiyor da olabilir. Yani öyle bir duygu yaşadığı halde. Hani bunu eğer çok seçim gibi vurgulanırsa bu kişi bu sefer ya demek ki ben suçluyum, kötüyüm gibi de düşünebilir. Ya yani orada bir denge kurmak gerek. Yani o kişiyi toplumdan dışlamak veyahut da işte onu sanki... böyle bir şeyi özellikle yapıyor gibi de düşünmemek ve anlamak lazım. Eyvallah. Yalnız hocam cinsiyet disforisi yani cinsiyet hoşnutsuzluğunda belirgin bir artış var yani. İstatistikler evet. Onu gösteriyor. Mesela Maria Kepler diye bir araştırmacı İngiltere'de diyor ki son 10 yılda kız çocuklarında cinsiyet hoşnutsuzluğunda %5000'den erkek çocuklarda %1550 arttığına atıfta bulunuyor. Evet.
veya İngiltere üzerinde İngiltere'de. Evet, İngiltere'de 2008'de 2018 arasında bir başka çalışmada kızlarda %4400 artış var diyor. Yani internetten etkileniyor. Böylesine de çok vakalar geliyordur. Evet. Mesela giriyor internete, kendinden memnun değil. Ne bileyim, cinsel organının, sekonder cinsel organının birini beğenmiyor. Acaba ben böyle miyim? Veya bu çocuklar şeyi karıştırabiliyorlar. Sevgi, şefkat ve şehveti karıştırabiliyorlar. Sevgi ve şefkat duyduğu birine şehvet olduğunu zannedip acaba ben şey miyim, transseksüel miyim diye hemen internete giriyor falan, karıştırıyor. Ben aynı cinse ilgi duyuyorum falan diye pek çok çocuğu, erkek çocuğu geliyor şey olarak. Vaka olarak rastlıyor, böyle şeyler. Vaka olarak. Geliyor. Eskiden bu kadar değildi. Ben yani yaklaşık 44 yıldır psikiyatrinin içindeyim. Çok nadirdi. Son zamanlarda çok arttı. Evet. Tabii Hakan Hocam. Şimdi tecrübeler önemli bizim için. Eyvallah. Şöyle hocam. Tabii bizim hani biz kendimi karşımıza geldiğinde biliyoruz. Hani geneliyle ilgili bir bilgi yok. Ama hocamın dediği sonuçta bir çalışma ve belli bir artış olduğuna göre bu Batı toplumlarıyla evet biraz belki alakalı olabilir. Olabilir biz ama de ona benziyoruz ama giderek. Tabii. Evet. Biz Batı'yı zaten bu manada bir 15-20 yıl geriden takip ederek gidiyoruz hocam. Böyle bir tarafı da var. Şimdi burada belli bir yönde bir propaganda yapılırsa, yani şöyle bir şeyi kastediyorum. Hani çocuklara aman mesela nedir? Kız çocuklara pembe giydirilir, erkeklere mavi giydirilir. Bir kısım kişi de Batı'da muhtemelen bu cinsiyet kimliği, toplumsal cinsiyet vesaireden dolayı efendim biz çocuğa hiçbir şey yapmayalım. Bu ne olacaksa kendisi olsun. Evet, evet. Evet. Bunu seks yapmışım ya. Bu tür şeyler belki arttırmış kafa olabilir. Kafa karıştırıcı bir şey çocuk. Evet. Yani düşün bu şimdi düşün, çok araştır hocam, değil. Evet. Yani bu kendiliğinden gelişen bir gelişim. Şimdi bunu belki bozabilecek düzeyde bir takım şeyler oluyor olabilir. Çünkü Batı'da bir kısım kişi de tamamıyla aşırı bir uca kayıp. Hani bunun seçilen bir şey olduğunu efendim belli bir yaşa kadar işte hiçbir yönde diyelim. Çocuğa mesela oyuncak alıyorsunuz diyelim. Erkek çocuk nedir? Araba alır, vinç silah alır. Evet. Yok hani öbürüne bebek alır. Bunu yapmayalım falan gibi. Yani böyle bir aşırı bir ne diyelim buna? Bırakım cinsiyetini kendi seçsin. Hassasiyet. Şimdi ya çocuk yapabilir mi böyle bir şeyi? Hayır. Hani doğasına ne uygunsa. Burada belki bu tür şeyler doğasına uygun olabilir. Eyvallah. Yani Sefa Hocam peki şimdi karşımızda bu manada sizin verdiğiniz rakamlardan bakınca Batı'da zaten ciddi manada yükselen, görünen rakamlar var ve Doğu toplumlarına da bir şekilde yıllar içerisinde bu benziyor. Biraz da benziyor. Evet. Bulaşıcı bir tarafı da var bunun. Şimdi burada aile mefhumu da aslında bir manada yavaş yavaş zedeleniyor ve ortadan kalkmaya doğru gidiyor. Burada aile kurumuna karşı sanki böyle bir tür bir savaş açılması gibi bir durumda var. Aynen, evet, evet. Biraz orayı açabilir miyiz lütfen? Yani insanlar evlilik dışı yaşantıya özendiriliyor. Aile kurumu küçümseniyor. Yani adeta aileden soğutuluyor. Bakıyoruz mesela bu Danimarka, İsveç gibi ülkelerde özellikle çocukların %50'sinin üzerinde gayrimeşru ailelerden geliyorlar. Yani evet. Anne babanın birlikte yaşamadığı belli ama şey değiller yani. Evli değiller. Aynı evli değiller. Aynı evde yaşamıyorlar. Veya ayrılıklar sonucu anne babadan ayrı büyüyor çocuklar ve büyük tek ebeveynli aile diyoruz. Ve bu %90 oranında annelerden oluşan aile. Baba ortadan çekilmiş. Baba giderek küçümseniyor, değeri düşürülüyor. Kadın daha üste çıkılıyor. Yani ailenin yapısı bozuluyor. Yani geçen gün bir baba geldi, anne baba daha doğrusu, kadın sen bana sert davranıyorsun diye 6284 uzaklaştırmış adamı. Adamın durumu da gariban, ben nerede kalırım, ağlıyor kadına beni affet diye. Yani çocuklarının yanında üstelik. Yani babanın o otoriter, koruyucu, şefkat dolu havası da gidiyor. İşte baba ortadan çekilince, baba küçültülünce bu cinsel sapma mı diyelim artık, değişik
durumlar, erkek ve dişi dışındaki durumlarda da bir artış oluyor. Hocam dedi bunlar tabii suçlanıyor ama kesin belirtiler yok. Tabii diyelim bir ailede 5 çocuk varsa bunların hepsinde olmuyor böyle bir şey. Birinde ikisinde bakıyorsunuz cinsel yönden yönelim değişik olabiliyor yani. Dolayısıyla bu biraz psikolojik bir mevzu. Psikolojik yani evet. Yani psikolojik yönü de var. Hocam dediği gibi genetik yönü olabilir, biyolojik yönü olabilir, ailesel yönü olabilir. Pek çok faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor ama kesin olarak suçladığımız veya şundandır dediğimiz bir durum yok. Eyvallah. Ama ben tabii meslek hayatımda çok sayıda eşcinselle görüştüm. Onları da araştırdım baba rolünü, anne baba rolünü, bir sağlıklı bir aile mi diye. Sizin kişisel normalde sağlıklı ailede baba otoriter rolde, koruyan, kollayan bir rolde. Anne şefkat dolu, çocukların üzerine titreyen, anne babaya yardım eden bir rolde. Böyle aile yapısını pek görmedim yani. Baba ya yok, ya silik bir baba, ya anne baba ayrılmış, baba piyasada yok. Ya ayrı cezaevinde falan veya bakıyoruz tam tersi izbandut gibi böyle gaddar, çocuğa devamlı şey yapan, baskı yapan, devamlı onu eleştiren, dayak atan, şiddet uygulayan bir baba. Böyle durumlarda da yine çocukta böyle cinsel bir takım normal dışına çıkmalar olabiliyor. Evet. O zaman hocam şunu söylemek ben bunu hep gördüm yani. Böyle sağlıklı bir aileye pek rastlamadım. Yani sizin gözlemlerinizden yola çıktığımızda yani geleneğimizin, kültürümüzün, dinimizin öngördüğü aile modeli içerisinden bu tür. Evet yani sevgi ve şefkat dolu bir ailede büyüyorsa çocuklar. Herkes tabii, rolünü hakkıyla. Hakkıyla yapıyorsa tabii. Yani özellikle bana mesela bazen soruyorlar çocuğumuza yapabileceğimiz onun eğitimde en büyük iyilik nedir? Ben onlara diyorum ki anne ve babanın birbirine saygı ve sevgi dolu oluşudur. Çünkü evet. Anne ve baba ne kadar birbirine saygı ve sevgi doluysa o ailede büyüyen çocuklar da o oranda kendine güvenleri tam, teşebbüs gücü yüksek, cinsel yönden kimliğini daha iyi belirlemiş kişiler olarak büyüyorlar. Mutlu ortamda büyüyen çocuklar. Bu ne demektir? Annenin ve babanın birbirlerini sevmesini anladık. Birbirlerine, kişiliklerine, işte memleketlerine, fiziksel özelliklerine bakmadan saygı duyması anlamında. Yani birlikte karar almaları, birlikte hareket etmeleri anlamında böyle ailelerde büyüyen çocuklarda sorunlar da asgariye iniyor. Ama anneyle baba devamlı, geçimsiz, uyumsuzsa günümüzde olduğu gibi hele ayrılmışlarsa, birbirleri aleyhine konuşuyorlarsa, çocuğu alet olarak kullanıyorlarsa o çocuk için yapılacak en büyük kötülük o. Eyvallah. Peki hocam şunu sorayım. Cinsiyet hormonlarla ameliyatlar ya da başka bir müdahale türüyle değiştirilebilir mi? Yok, değiştirilemez cinsiyet hormonları. Dışarıdan cinsiyet hormonları verildiğinde de tabii erkeklik ve kadınlık özellikleri ve bir takım sekonder organlarına değişiklik olabilir. Ama onların da birçok problemleri de bir araya getirir ve bu hormonlara devamlı vermek lazım. O kişi pek çok komplikasyonlarla, yan etkilerle karşı karşıya kalır. Yani cinsiyet değişmez. Ancak cinsiyet değişmez. Değişmez. Yani ancak kişinin hisleri, duyguları ve şeyi değişebilir yani. Vücut yapısı değişebilir. Vücut yapısı değişebilir, eyvallah. Evet. Ve bir de hocam cinsiyet değiştirenlerin ameliyat sonrasında ciddi manada hayatlarının kısaldığına dair de çalışmalar olduğunu görmüştüm ben. Evet, evet kesinlikle yani bu cinsiyet değiştirme de değil aslında o. Evet, cinsiyeti değil. Köreltme ameliyatı demek. Cinsiyeti var. Köreltme. Yani erkekten kadın, kadından erkek yapılmıyor orada. Transseksüellerde oluyor. Doğumsal anomali, anatomik anomali, anormallik, işlevsel problemler olmadığı halde ruhsal problemlere dayanarak ameliyat yapılıyor. Bu gençler bunu, ergenler sanki burnu küçültme ameliyatı gibi bir şey zannediyorlar ama çok problemli ameliyatlar onlar. Böyle aşama aşama olan, deri bilmem bacaktan deri alıp yapay bilmem organlar yapılan ve devamlı tıbba bağımlı hale gelinen, birçok komplikasyonla, ürogenital komplikasyonlarla karşılaşılan ameliyatlar bunlar. Onlarca ameliyat. Hormonlar da ekleniyor. Evet ve ömür boyu bunlara devam ediliyor ve bunlar psikiyatrik problemleri azalıyor mu derseniz psikiyatrik problemlerin azaldığına dair bir yayın yok. Ve
ömür, ortalama ömür 25-28 sene daha kısa oluyor bu ameliyat olanlarda. Oo. Üçte bir oranında düşüyor maalesef. Ve vakaların tabii böyle çok değişik araştırmalar var. %80'in memnuniyetsiz olduğu görülüyor şu bu ameliyat olanlarda. Sonrasında. Evet, evet. Şimdi maalesef böyle bir akım var. Diyelim çocuk gördü, bir şeyden etkilendi ergen, özellikle kız çocukları. Ben kendi cinsiyetimden değilim diye müracaat etti. Veya internete girdi. Önce internette sen cinsiyetini yaşa, cinsiyet şey içinden geldiği gibi hareket et. Sen kız değilsin, erkeksin veya erkek değilsin, kızsın gibi. Pek çok yoyun, telkin falan var, yayın falan var. Hı hı. Maalesef birçok hekim de görüyoruz, böyle textbooklara girmiş. Bu konuyla ilgili karıştırırken gördüm, ünlü bir hekim. Bu tür çocuklara hemen şey verelim, ergenliği durdurucu ilaç verelim, Lupron falan. Birkaç sene böyle verelim, sonra bu kendi cinsiyetini anlasın, belirlesin, ona göre ameliyat olup olmamaya karar verilsin gibi bir şey var. Bunlar son derece yanlış benim katılmadığım şeyler yani. Eyvallah. Hakan Hocam birkaç not aldınız, onları evet. Bir alalım. Şimdi o aile kurumuyla da ilgili aslında benzer bir şey var. Yine aile de sanki hani insanlar bir araya gelip ya biz bir aile diye bir şey yapalım böyle iyi olur hadi değil. Yani bu da yaratılıştan bir şey. Yaratılışından, yapısından kaynaklanan bir şey. Yani insanoğlu ortaya çıktığı dönemden itibaren evet. Aile kurumu var. O aile kurumunda kadın ve erkeği birbirine bağlayan aşk veya sevgi var. Evet. Niye var bunlar? Çünkü insan yavrusu doğadaki canlılar içinde en uzun süre bakıma muhtaç olan canlı. Yani yaklaşık 10 yaşına kadar tabiatta kalamaz. Yani bizim insanoğlunun ortaya çıktığı dünya şu yaşadığımız dünya değil. Hayat şartlarının zor olduğu işte hayatta kalmanın zor olduğu bir dünya. Kendi başına da büyümesi mümkün olmuyor. Mümkün değil. Kendi başına sosyalleşmesi, konuşmayı hatta öğrenmesi evet. Mümkün değil. Yani insanoğlu ilişkiye ihtiyaç duyan bir canlı. Şimdi bir kişi o yiyecekti, kaynaktı bulmakla uğraşırken bir kişinin de çocukla meşgul olması gerek. Yani annenin rolünü düşündüğümüzde işte 9 ay karnında taşıyor, ondan sonra daha ilkel hayatta avcı toplayıcı göçebe toplumda 3-4 sene sütle besliyor, emziriyor. Dolayısıyla şimdi böyle bir organizasyonu yapabilmek için de aile kurumu elzem. Yani bu bir dediğim gibi seçim meselesi değil. Ha bu ailenin yapısında ufak tefek farklar olabilir. İşte monogami, poligami vesaire, ama böyle bir kurumun varlığı hani insanlık tarihiyle olan bir şey. İşte aile efendim yok orta çağda işte Hristiyanlıkla çıktı veya evlenmeyle şey ortaya çıktı. Yani böyle bir sürü işte aşk efendim Rönesans'ta ortaya çıktı. Müsaadenizle hocam, bir sürü safsata var böyle. Evet. Şimdi evet. Ta biliyoruz ki hani eski çok eski tarih öncesi krallıklarda dahi işte bir tabii. Kadın ve erkeği birbirine bağlayan aşklar olduğu efendim öyle resimler var, şeyler İtit kitabelerine evet. Hocam çok tarihin evet. Eski zamanlarına gidiyor. Adem'le Havva'dan beri var. Niye? Öyle. Çünkü dediğim gibi kadın ve erkeğin birbirine sıkı bir şekilde bağlanması gerek, kolay değil bu şey. Dolayısıyla orada da ha yine aslında belki şu oluyor. Şimdi eskiden insanların hayatını sürdürebilmesi için bu kadın erkek dayanışması, aile oluş çok önemli. Yani diyelim yine bir ilk şeyleri biraz antropoloji yanım olduğu için eyvallah, ondan bahsediyorum. Lütfen. Şimdi mesela büyük tarlaları işte sürmek için falan büyük aile gerek. O büyük ailede siz çocuğa bakan bir sürü yine akrabalarınız var. Onlar ilgileniyorlar. Hatta yani küçük aile bile yetmiyor. Tabii geniş aile dediğimiz geniş zaman. Geniş aile var. Şimdi daha sonra ama işte yine bu da aslında bu sanayi toplumu işte modernleşmeyle birlikte pek çok şeyin başka türlü belki de sağlanabilmesiyle aslında aile kurumunun da zayıflaması paralel. Yani ne diyelim?
Şimdi şu anda iyi kötü işte bir erkek ya da bir kadın kendi başına da yaşayabilir. Yani ne bileyim işte efendim eve yardımcı gelir, bulaşık makinesi var, çamaşır makinesi var. Fakat orada da eksik olan ne? O sevgi, bağlılık, ünsiyet yok ve ne olursa olsun bence toplum veya imkanlar hocamın dediği gibi çocuk için aile kurumu gerekli. Yani çocuğun sağlıklı yetişmesi için. Evet. Şimdi efendim böyle bir dengesiz bir ortamda ya da işte boşanmalar mesela şu anda maalesef %50 Türkiye'de de. Yani her evlilik %50 ihtimalle boşanmayla bitiyor. Rezalet, evet. Şimdi evet. Ne oluyor o zaman? Herkes birazcık kafasına göre gitmediğinde işler ayrılıyor. Bu niye önemli? Çünkü aile olabilmek veya ilişkiyi yürütebilmek için taviz vermeniz, fedakarlık yapmanız gerek. Yani ben aklıma eseni yaparım, canım istediğim gibi davranırım dediğinizde yürümez o iş. Ama günümüz toplumu evet. Herkes efendim ben aklıma eseni yaparım, ben bireyim ama birey değilsin. Orada bir aile olduğunda gözetmen gereken işte çocuk var, eşiniz var vesaire. O yönden de bir bence değişiklik var. Yani ailenin yapısı da evet. Bozulunca bu da evet. Toplumu etkiliyor. Aynen ve bunun aynen. Da acısını en çok tabii çocuklar aynen. Maalesef çekecek. Kişilik şekillenmesinde problemler ortaya çıkabilir o aile yapısı için. Cinsiyetin gelişmesinde de. Ve orada yine diyelim bir işte anne babayı, baba anneyi kötülüyorsa yine az önce hocamın dediği gibi. Şimdi anneye ya da babaya düşman olarak hangisini olursa olsun aynı zamanda bir çocuğun sağlıklı bir şekilde yetişmesi mümkün değil. Evet. O nedenle bu aile meselesi çok önemli. Bunun belki de etkilerini önümüzdeki yıllarda daha çok göreceğiz. Aynen hocamın dediği gibi bir de geleneksel ailelerden çekirdek aileye geçişte de bu evet. Konuda evet. Bir problem var. Eskiden çocuk diyelim baba uygun bir rol model değil. Baba olmadığı zaman büyük babalar vardı. Evet, amcalar, dayılar dedeler, vardı. Dedeler, amcalar onu. Aile, tamamdır. Çocuk sayısı fazlaydı. Büyük abi vardı. Onlardan uygun rol model olurdu. Çocuk bir erkek çocuk özellikle bir erkek sevgisi alırdı. Ama şimdi apartman dairelerinde, kutu gibi dairelerde yaşıyoruz. Anne evet. Baba ve bir veya iki çocuktan oluşuyor. Baba da bir problem varsa çocuk bir erkek modeli olmadan büyüyor. İlkokula yani, başlıyor. Gene kadın öğretmen. Bir erkek modeli olmadan büyüyebiliyor evet. Babalar. Halbuki ailede çocuk bir kuşun iki kanadı gibi anne ve babanın ortak rol model oluşuyla büyür. Erkek çocuklar için baba, kız çocuklar için anne önemlidir. Ama günümüz öyle değil. Mesela ben çocukluğumu hatırlıyorum. Her iki büyük babam, anne ve babamdan. Bir sürü amcalarım, 5-6 tane, birkaç tane dayım. İki tane teyzem, halam falan hepsinden biz sevgi alırdık. Eyvallah. Yani. Şimdi öyle değil ki artık. Yani büyük şehirlere geçişte bu da daraldı çocuklar için. Yeterince sevgi almıyorlar. Çocuk ne yapıyor bu sefer? İşte akıllı telefonlara şuna buna kayıyor. Orada sanal bir takım tatmin yolları arıyor maalesef. Eyvallah. Bu, yani pardon. Buyurun hocam. İşte bu akrabalık ilişkilerinin zayıflaması da çok önemli hakikaten. Aynen değil mi hocam? Evet. O çünkü onu telafi ediyor. Telafi ediyor evet. Şu anda akraba ilişkilerinde büyük bir dağılma var. Ve bizim aslında çok belki de hassas olmamız gereken konu. Belki de işte sosyolojik araştırmaların değil mi yönelmesi gereken konu bu. Mesela bizim toplumumuzda pek çok değişiklik var. Şu anda biz işte hocam kendisine gelenlerden gözlemliyor. Ben aynen hocam evet. Yani bizim mesela Türk toplumunda görülen psikiyatrik rahatsızlıkların oranı nedir? Yani tüm Türkiye'nin. Bunu en son 1998 yılında bir Türkiye Ruh Sağlığı Çalışması yapıldı. Bir daha da yapılmadı. Ondan beri şey yok. Şimdi 25 yıldır yok. Yani. Evet, yenisinin yapıldığına dair yaklaşık 5-6 senedir bir şeyler duyuyoruz ama ortaya çıkan bir sonuç yok, veri yok. Bu aslında bilimin en önemli konularından birisi. Biz pek çok şeyle ilgili pek çok şey artıyor, azalıyor diyoruz ve herkes kendi şeyine göre söylüyor. Tabii herkes kendi zaviyesinden bakıyor. Diyelim ailede şiddet artıyor diyoruz veya intiharlar artıyor diyoruz veya depresyon artıyor diyoruz veya
antisosyallik öznel vakaları genelleştiriyoruz evet, herhalde. Belki de artıyor da olabilir. Fakat bizim bu birikimimizi, bilgimizi arttırmamız gerekiyor. Yani bir şey yapacaksanız önce ne var onu bulmamız gerekiyor. Yani bize bu, o fotoğrafın çekilmesi lazım. O fotoğrafın lazım. Çekilmesi gerek. Şimdi hocam... Hakan hocam da az önce bahsetti, Batı'da da dedi bu cinsiyetsizleştirme meselesi ya da toplumsal cinsiyet meselesiyle ilgili yapılan bu sapkın vurgu öyle bütün toplum tarafından kabul edilmiş değil. Ciddi manada muhafazakar, dindar ya da farklı sebeplerle buna itiraz edenler var. Bundan iki yıl kadar önce What's a Woman diye bir, Woman diye bir belgesel izlemiştim ben. Bir hayli ses getirmişti. Batı'daki bu itirazlarla ilgili bir belgeseldi. Bu itirazlar Batı'da bu gidişatın önüne geçme ihtimali var mıdır diye sorsam hocam. Yani çünkü ben, Batı'dan çıktığı için evet, duruşu evet, da Batı'dan başlayarak herhalde olacaktır. Evet, ciddi aykırı sesler çıkıyor o dediğiniz belgeseli. Evet. Ben de izledim. Orada ya ne kadar tutarsız olduğunu bu akımın. Evet. Örnekleriyle gösteriyor. İşin en uzmanlarına gidiyor. Şey yapıp şaşırıp duruyorlar. Cevap bile veremiyorlar ama kendilerini böyle sanki güdülenmiş gibi aynı şeyleri tekrarlıyorlar ama izah edemiyorlar. Evet. Yani. Maalesef. Yani bir takım böyle sağduyulu sesler çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani fıtratın sesi olan bu insanların bir gün başarı elde etme ihtimalleri yani olabilir diye olabilir. Düşünüyorum. En azından bu itirazı bırakmamak mı lazım? Evet, evet. Yani itirazı bırakmamak lazım. Şeye teslim olmamak lazım şey olarak. Peki siz genel anlamda şu an toplumun bu teslimiyetini nasıl görüyorsunuz hocam? Bu konuyla ilgili bizim toplum özelinde soruyorum. Yani bu mevzuyla ilgili itirazların dozu efendim ya da bu mevzunun... tehlikenin nerelere doğru gittiğinin farkındalığı hususunda yani, toplumsal durumumuzu nasıl görüyorsunuz? Bir kesim tabii bunun tehlike olduğunu kabul etmiyor. Bunun bilimsel bir gerçek olduğunu iddia ediyor ama toplumun geneli böyle şeylere tehlike karşı olarak bunları kabul etmiyorlar. Geleneksel fikirlere sahipler yani şey olarak. Yadırgıyorlar bu tür düşünceleri. Eyvallah. Hakan hocam siz bu konuları söylemek istersiniz. Şimdi bu konuda bir hani böyle bir fenomen, böyle bir durum var, olgu. Hani olgu derken insanın işte cinsiyet dediğimiz özellikleri var, yapısı var. İşte kadın, erkek. Onun dışında işte belli bir biyolojik cinsiyette olup bundan rahatsız olan, hoşnut psikolojik anlamda evet, hoşnut olmayan kişiler de var. Şimdi bu anlamda bilim aslında bunları inceler. Yani bunlara dair bir değer yargısı üretmez. Hani bu nedir? Bunu anlamaya evet, çalışır. İşte niçini, nasılı üstünde durur. Değil mi hocam? Yani bunu ideoloji haline getirmemiz evet, lazım. İşte burada problem şu. Bir kısım maalesef bilim insanı bunu bir ideoloji haline getiriyor. Çok doğru. Haklı, yani katılıyorum hocam. Böyle bir baskı var. Evet. Hani diyelim bir... bu budur. Bunun dışında da şey yaparsan hani başka laf söyleyemezsin gibi bir şey. Bu mesela antropolojide de zamanında olmuş. Antropoloji hani ilk ortaya çıktığında işte ilkel insanın son derece eşitlikçi, komünal toplum, işte her şeyin paylaşıldığı bir tür ideal cennet gibi. Sonra buna itiraz eden antropologlar olduğunda zamanda Amerikan Antropoloji Cemiyeti'nden atmışlar. Hani onun böyle bir ideolojik bir yapıya bir yapı. Evet hocam. Şimdi burada da böyle bir şey var gibi geliyor bana. Bunu herhangi bir yönde ideolojik bir olay gibi değil de bilimsel olaraktan araştırılması gerek. Ama bu konular bilimsel olarak araştırılması çok zor. Şimdi bizim neden? Şundan dolayı. Biz bir yüksek lisans öğrencim cinsel yönelim itibarıyla eşcinsel yönelimi olanlarda psikolojik anlamda ne tür psikolojik özellikler olabilir diye bir çalışma yapmış idi. Ki herhangi bir şekilde negatif bir bakış falan değil bilimsel bir objektif, çalışma. Nötr bir şekilde ve bilim. Bilim. Bu anlamda da hani... bu konuda
çalışmaya katılabilecek kişilerin bulabilmek için işte bir anket hazırladıktan sonra bu anketi verdiğinde hani bu bireylere ulaşabilmek adına inanılmaz derecede zorluk çıkartıldı o ne diyelim dernekler tarafından. Çünkü mesela siz oraya yazdığınızda diyelim 3-4 tane seçenek yazıyorsunuz. O olmaz. Oraya ne bileyim 12 tane seçenek. Yani anket formu şey gibi hani değiştirile değiştirile. Çünkü bir aşırı bir ne diyelim ayrı bir dünya içindeler. Yani bilimsel olmayan bir bakış açısı var. Şimdi bu nedenle de politik bir yansıması olduğu için oturup da bir bilim adamının çalışması zor. Çünkü hani kimse başını derde sokmak istemez. Yani kimseye yaranamayacaksınız çünkü. Evet. Yani başka türlü bir eleştiri de gelebilir. Buradaki asıl mesele bence şundan biraz da kaynaklanıyor. Bilimle ideolojiyi karıştırmamak gerek. Yine dini açıdan da düşündüğümüzde din değerlerle ilgilidir. Niçin ile ilgilidir? Yani insan niye var, neden yaşıyoruz? Daha ahlaki, metafizik konularla ilgili. Bizde bunlar arasında böyle çatışmalar oluyor. Aslında birbiriyle bence çakışan ya da çatışan alanlar değil. Yani bilim hiç kimseye şöyle ol, böyle ol ya da şu iyidir, şu kötüdür dememez. Dememeli. Olması gereği, evet, dememeli. Dememeli, evet. Fakat şimdi bilim nesneldir ama işte bilim insanları değil. Nesnel değil. Değil. Oradan kaynaklanan bir zorluk var diye düşünüyorum. Çünkü diyelim biyolojik bir şey çalıştınız buldunuz. Bu her kesimden bir şey de görebilir, tepki de görebilir. Evet. Yani o zaman şöyle mi hocam mesela bu? Çünkü bu özür dilerim lütfen mesela DSM'ye göre, Amerikan tanı sistemine göre, ICD Dünya Sağlık Örgütü'ne göre de dediğim gibi eşcinsellik bir ruhsal bozukluk ya da bir tanı değil, tanı kategorisinde yer almıyor. Şimdi bu durumda araştırma yapılması da tabii biraz daha güçleşiyor yani evet. Bilim adamları için. Eyvallah. Geçmişte bir hastalık olarak kabul ediyordu. Bir evet. Ara cinsel sapkınlık olarak kabul edildi ama o kadar yoğun baskılar oldu ki şimdi normal bir cinsel yönelim olarak kabul ediliyor. Bu ergenliğe girişteki özellikle kız çocuklarında bir cinsiyet hoşnutsuzluğu olur demiştik. Şimdi bunlara siz hormonlarla puberteyi geciktirirseniz, daha sonra öyle cinsel ameliyatı tavsiye ederseniz o kalıcı hale geliyor hormonlar verirseniz. Ama araştırmalar gösteriyor ki kendi haline bırakıldığında ergenlikte ve daha sonra %80'i geçiyor bunların. Yani o dönemin çalkantılı hallerinde işlenmiş durumlar bunlar. Şimdi hocamın dediği gibi birçok eşcinsel durumdan memnun değil veya şey olabiliyor. Yani tedavi olmak, düzelmek istiyor, aile istiyor. Bunlara da bunun tedavi için bir yaklaşımda bulunmanız bile bugün suç kabul ediliyor. Çünkü bunların tedavisi yok kabul ediliyor. Girdiğinizde internete tedavisi yok. Öyle o şekilde mi? Hayatını yaşa, onu kabul et gibi şeyler var yani. Sen bunu kabullenmelisin. Kabullenmelisin deniyor. Halbuki uygun tedavilerle, tavsiyelerle belki bunların bir kısmı vazgeçebilir veya bir heteroseksüel yaşantıya dönebilir yani. Bu şekildeki birçok yurt dışından uzman doktorlar var. Bu konuda kitaplar yazan ben birkaçını dinledim. Bu konu yok kabul ediliyor maalesef. Ya orası biraz karartılıyor hocam. Karartılıyor maalesef evet. Bunu demek bile suç kabul ediliyor. Enteresan. Şimdi orada şöyle bir şey. Şimdi bir kişinin hani şu ya da bu şekilde bir psikolojik bir terapi veya tedavi alabilmesi ya da olabilmesi için kendisinin talep etmesi gerek. Yani kişinin istekli olması gerek. Bu her tür sorun için böyle. Aslında. Tabii. Ancak hani belli bizim psikoz dediğimiz rahatsızlıklar vardır. Kendine veya etrafa zarar verir vesaire. Şimdi burada kategorik düşünmemek gerek. Yani kişi başka psikolojik problemleri de olabilir. Kolay değil mesela Türk toplumunda diyelim böyle bir şekilde bilindiğinde kişi zorluklar yaşayabilir. Ona bağlı sıkıntılar olabilir. Dolayısıyla birey bazında düşündüğümüzde o kişinin
belli bir sıkıntısı varsa sonuçta hani biz psikiyatrlar olarak ona o sıkıntısıyla ilgili yardımcı olmak durumundayız. Ama sadece ve sadece hani cinsiyet değiştirilebilir mi veya işte cinsel yönelim değiştirilebilir mi? Çeşitli fikirler var ama ana görüş itibariyle bunun çok zor olacağı, çok evet. güç olacağı. Hani şöyle bir örnek vereyim diyelim hani biz işte bir erkek olarak hani sizi alsalar işte artık sen erkeklere cinsel yönelim duy diye bir özel çalışsalar böyle bir şey mümkün değil. Evet, o anlamda fakat özellikle bir konversiyon terapisi veya dönüştürme terapisi denilen bir durum var. Onunla ilgili hocamın dediği gibi bazı ülkelerde yasak yani böyle bir terapinin ya da tedavinin yapılması. Bizde hocam? Bizde yok zaten öyle yok. Bir şey. Yani bildiğim kadarıyla her hekim kendisine göre bir şeyler yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Kafasına kendi, göre takılıyor herkes. Kendi kararına göre. Zaten terapiler için genelde öyledir. Yani özel sizin merakınız varsa öğrenirsiniz. Eyvallah. Veya o alanda çok çalışarak belki de yetkinleşirsiniz. Amerikan Psikoloji Birliği de, İngiliz Psikoloji Birliği de pek çok batılı şeyde birlikte bu tür yani eşcinselliğin dönüştürülmesine dönük bir terapi yapılmasının etik olmadığını söylüyor. Çünkü bunun kişide bir takım bunalımlara veya sıkıntılara yol açabileceği hani gibi bir yaklaşım var. O konuda da çok fazla çalışma da yok açıkçası. Çünkü evet. çok eski bir çalışma var. Dediğim gibi çalışma yapılması da zor. Hani iki yönlü bir çünkü politik. Çünkü bu büyük ölçüde politik bir yanı evet olan hocam işte. Yani şöyle aslında en çok rahatsız edici tarafı da bu. Evet. Yani mevzunun ilmi, bilimsel, fikri, düşünsel ortamı tamamen yok ediliyor. Evet. Olay tamamen politize edilmiş bir zeminde yaklaşılıyor. Sonra Amerikan Psikoloji Derneği bu konuyla ilgili çıkıp bir takım işte kaideler koyuyor. Bu kaidelerin bilimsel bir arka planı olsa hadi bunu kabul edeceksiniz o da yok. O da politize yani edilmiş yeterli bilimsel veri yok. Ve aykırı seslere de tahammül yok. Ve bir de öyle evet yani bilim dediğiniz hocam bugün doğrulanan bir şeyin yarın yanlışlanabilmesinin imkanının önünde daima açık olması yapılan çalışmalarla. Tabii. Şimdi psikiyatride tabii biraz daha farklı. Nasıl hocam? Şey. Şöyle şimdi bizim psikiyatrik tanılar aslında yapay kategoriler. Hı hı. Doğal kategori diyelim işte efendim. Fincan diyoruz veya işte bardakla fincan arası bir şey. Kedi diyoruz, ağaç diyoruz. Bunlar doğal kategori. Evet hocam. Veya diyabet diyoruz doğal kategori. Ama depresyon dediğimizde mesela bu doğal bir kategori değil. Bizim evet. belli belirtiler bir arada görüldüğünde verdiğimiz bir ad. Ölçülüp biçilemiyor. Yani. Ölçülüp laboratuvar tanısı. Evet. Bir şey yok. Yani belli bir mesela tıbbın en... net hastalıkları nedir? Enfeksiyon hastalıkları. Evet. Etkeni belli, vücuda giriş yolu belli, vücutta nereyi tuttuğu belli, hangi belirtilere yol açtığı belli, tedavisi tamam. belli. Bizim psikiyatrik rahatsızlıklar ise zaten İngilizce hani disorder deniyor. Evet. Düzensizlik, illness ya da disease hastalık denmiyor. Disorder. Şimdi bu disorderlarında ne olup olmadığı genelde 10-15 senede bir değişiyor. Değişiyor, ölçütleri değişiyor. İşte DSM-3'ten önce diyelim işte eşcinsellik bir psikiyatrik tanı iken daha sonrasında değil veya ICD'de değil. Ondan önce bizim egodistonik eşcinsellik diye bir kavram vardı. Yani eşcinsel ama kişi bundan rahatsız oluyor. Hı hı. O kaldı. Daha sonra şu anda o da yok. Şu anda transseksüalizm. Gender dysphoria yani cinsiyet rahatsızlığı, cinsiyetinden rahatsız olma, biyolojik cinsiyetinden rahatsız olma biçiminde o duruyor. Şimdi tabii şu anda mesela diyelim işte pek çok cinsel yönelimle ilgili bu arada rahatsızlıkta bizim psikiyatrik tanılarda yer alıyor aslında. Evet. İşte efendim fetişizmdir, röntgenciliktir, şudur budur. Pedofilidir. Şimdi
düşünüldüğünde hani bunların bir kısmı acaba ileride ne olur? Bunu da bilmiyoruz. Yani şöyle hocam, hani disorder olması tam da bu manaya geliyor. Yani bilimsel çalışmalarla desteklene desteklene 10-15 yılda neyse belli bir zaman aralığında, değil mi, bunun başkaca yönlerden de bakılıp görülebileceğine dair bir değişim oluyor. Bilim bu anlama gelmiyor mu? Şöyle, şimdi bir kısım disorder'ımız da bizim kişi rahatsız oluyorsa, diyelim benim depresyon belirtilerini gösteriyorum, mutsuzum, neşesizim, efendim isteksiz, ilgisiz, az uyuyorum. Ve fakat ben bundan rahatsız olmuyorsam... Ben depresyonda değil miyim? Evet, teknik olarak. Yani bizim rahatsızlıklar öyle. Enteresanmış hocam. Aa, öyle de bir yanı var. Peki hocam, evet. Sefa hocam, şunu sorayım. Şimdi programın başından bu tarafa birkaç defa geçti. Özellikle bu... Farklı cinsel kimlik yönelimleri savunan bireylerin, grupların kendilerini her platformda meşrulaştırmak adına en çok müracaat ettikleri kavramların başında özgürlük geliyor. Yani özgürlük, o bireyin özgürlüğü fikri. Özgürlük kavramı insanın kendi bedenine müdahalesini meşru kılan bir şey midir? Ya bu özgürlük vurgusu doğru bir yerden mi yaklaşıyor meseleye? Yok, bence kılmaz. Yani insanın kendi bedenine zarar vermesi... Fonksiyonel olan organlarını fonksiyonellikten çıkarması özgürlüğe aykırı benim görüşümle. Bir de bu tür vakaların çok görünür halde olması teşvik edici oluyor özellikle gençler için. Bunların da engellenmesi lazım benim kendi şahsi görüşüme göre. O zaman yani onur yürüyüşleri bilmem neler, bunlar doğru olmayan şeyler. Bir de travesti diye bir şey var. Bunlardan ayrı karşı cinsin şeyini, kıyafetlerini giyiyor. Evet. Daha değişik bir şey. Yani bunların çok görünür olmaması lazım diye düşünüyorum. Dijitalleşmek o zaman bu meseleyi daha da aslında az önce vurguladınız siz. Evet. Tetikliyor. Tetikliyor, evet, maalesef. Belki bu manada hani devlete de düşen görevlerden bahsedilebilir. Bahsettiğiniz onur yürüyüşleri ve benzeri hususlarda. Kesinlikle, yani evet, şey yapmak lazım. Peki mesela bizim yaptığımız bu program bu manada o yaygınlaşmaya mı katkı sağlar, yoksa doğru anlaşılır? Uyarıcı yani. Aileleri, devleti, kişileri uyarıcı program. Eyvallah hocam, teşekkür ediyorum. Yani bu özgürlük meselesinde de sanki bir yanlış yerden yakalama var gibi. Yani o tabii daha siyasi bir konu. Evet. Çünkü ne bileyim işte belli ülkeler daha çok siyasi olarak, mesela diyelim Rusya'da bir Macaristan'da keza, hani bunlar da yasakladılar onlar, değil mi? Batılı ülkeler olmalarına rağmen tavırları, tutumları farklı. Ya yani bu daha toplumsal veya siyasi bir konu diye düşünüyorum ben. Bir takım işte rüzgarlara göre veya eğilimlere göre değişebiliyor. Türkiye'de bu konu üzerine bilimsel çalışmaların sayısının durumu artması, azalması, bununla ilgili önümüzde bir, ya da sizin gözleminiz hocam nedir? Yani daha çok sosyoloji ve bu toplumsal cinsiyete ilişkin yapılan çok çalışma var. Hı-hı. Hatta pek çok üniversitede de toplumsal cinsiyet kürsüleri var. Ama dediğim gibi onlar daha kültürel ve sosyolojik açıdan bakıyor. Yani psikolojik açıdan yaklaşan. İşin psikolojik, biyolojik yönüyle ilgili çok fazla yok nispeten. Yani oranlansa çok düşük olduğunu görürüz. Aynı şekilde mesela kadınla erkek arasındaki psikolojik farkları da çok fazla çalışmıyoruz. Çalışamayız yani. Dünyada da böyle, çünkü orada da feminizmin bir şeyi var. Yani baskısı. Kolaylıkla siz o farkları çalıştığınızda pekala siz ayrımcılık yapıyorsunuz. Aynen, da denir. Bir yani, tabu yani onlar. Evet. Bilimin de üstünde böyle bir takım farklı politik baskılar var. Yani diyelim mesela kadın ve erkeğin farklı özellikleri olduğunu X konusunda söylediğinizde, hani bu bir tespit olabilir. Ya sen ne demek istiyorsun? Yani erkekler ya da kadınlar birbirinden işte üstün mü değil mi? Tamam. Bayağı bir hemen orada bir sıkıntı olabilir. Bilim insanları da bence çoğu başına bir sıkıntı almak istemiyor. Gidiyor daha nötr konuları çalışıyor. Daha güvenli limanlarda. Tabii daha güvenli. Hedef olmak çok istemiyor. Çok politize olmuş konular bunlar. Çok politize olmuş konular. Yani...
Yani kadınları mı aşağılıyorsun diye hemen bir şey kampanya başlatabilir. Ekstra hayatlarınızda belki siz bunun örneklerini de yaşadınız. Şimdi diyelim işte erkekler şiddet uyguluyor. Büyük bir problem, işte bütün dünyada problem mesela. Ev içi şiddet vesaire. Şimdi bunun neden olduğunu diyelim çalıştığınızda bazı kişiler diyor ki yani sen bunu o zaman bundan oldu diyorsan meşrulaştırıyorsun. Hani buna gerekçe sağlıyorsun gibi yorumlayabiliyor. Ya, halbuki sen ya buna şunlar şu tür ortamlar buna yol açabilir. Şimdi bu tür ortamlar veya bu tür özellikler yol açıyor demek bu iyi bir şey yapsınlar anlamına gelmiyor. Evet, yani. Ama o da öyle anlaşılabiliyor. Bazı vakalarda kadın da tahrik ediyor ki diye bir laf geçse mesela hocamın tabii dediği gibi hemen ne demek tahrik şiddeti caiz mi kılar, meşru mu kılar, ne demek istiyorsun diye. Buradan başlıyor. Oradan tutar seni şey yapar linç eder hemen maalesef. Halbuki bilimsel çalışmalar bir objektif ve tarafsız da her şeyi faktörü göz önüne alması lazım. Ama maalesef bu konularda insanlar çekinebiliyor. Çünkü bilimsel çalışma ona iyidir ya da kötüdür demiyor. Bir yani tespitte bulunuyor. Evet, bir diyor ki mesela bir provokasyon durumunda işte insanlar şöyle şöyle yapabilir dediğinde ha bak o zaman öyle yapmasını meşru görüyorsun değil yani. Ya sokakta bileyim, iki erkek işte trafikteki kavgaları inceleyen bir bilimsel çalışma, evet, şoförlerin cinsiyetlerden bağımsız olarak birbirlerini provoke ettikleri durumları teşhis edip buna dair bir takım teşhislerini ortaya koyduğunda burada herhangi bir problem yok. Ama benzer bir çalışma cinsiyetle devreye girerek ortaya konulduğu anda olay değişiyor diyorsunuz. Değişiyor ve bu sadece Türkiye'de değil Amerika'da da var. Yani pek çok şey korkuluyor. Yani diyelim bir araştırma yaptı. Onu sunmaktan korkabiliyor yani. İnsanlar. Evet. Enteresan. Peki Sefa Hocam şöyle bir soru sorayım. Program içerisinde belki farklı geçti ama her iki hocamın da bu soru hakkındaki görüşlerini almak istiyorum. Şimdi biz burada kamuya açık bir yayıncılık yapıyoruz ve Diyanet TV ekranlarındayız. İzleyici kitlemizde genel itibariyle dini, geleneksel, muhafazakar kodlara sahip bir kitle. Tabii ki bu insanların her biri bizim program esnasında konuştuğumuz bir meseleleri sosyal medya, televizyonlar, diziler ya da farklı şekillerde toplumda bunun görünürlüğünün arttığını, gençler arasında bununla ilgili problemler yaşandığını görünce doğal olarak nesillerini, evlatlarını bu konularda nasıl koruyacakları, ne gibi önlemler alabilecekleri hususunda zaman zaman tıkanıyorlar ya da arayışların içine giriyorlar. Siz dediniz ki her iki hocam da aynı şeyi söyledi az önce. Sağlıklı bir aile ortamı bunun en önemli önlemlerinden bir tanesi. Bunun dışında başkaca söylenebilecek şeyler var mı? Gençleri, özellikle çocukları ve gençleri bu konuda muhafaza edebilmek adına. Yani burada özellikle tabii babanın ve annenin çocukları üzerinde düşkün olması, onlarla ilgilenmeleri, şefkat, sevgi göstermeleri gerekir. Mesela böyle bir vakam olmuştu. Çocukta eşcinsellik ortaya çıkmış. Ama baba titriyor, getiriyor, muayeneye ilgileniyor, bilmem ne yapıyor. Ben çocuğa dedim ki ya sen ne şanslısın. Bayağı başında bir baban var, ne kadar sevgi dolu. Ah dedi, siz öyle zannedin. Benim bu durumu anlaşılınca dedi üzerime düşüyor. Hiç ilgilenmezdi, hiç kucağına alıp sevdiğini hatırlamıyorum. Oğlum deyip bana sarıldığını hatırlamıyorum. Yani ne oluyor böyle olduğu zaman? Çocuk sevgiyi, baba sevgisini başka yerlerde arayabiliyor. Tabii tek sebep bu değil ama önemli bir faktör bu durum. O yüzden babanın özellikle oğullarına tabii kızlarına da, annenin kızlarına özellikle oğullarına da sevgi göstermesi, onları fiziksel olarak sarılması, sevmesi, vakit ayırması. Öpmesi, koklaması yani bunların hepsi. Tabii hepsi gerekiyor bunların şey olarak. Yani bu yapılırsa büyük ölçüde aile içerisinde sevgi dolu bir ortam varsa şey yapar yani bu. Özellikle ergenlik döneminde baba ilgisi, sevgisi gene önemli. Çocuk bilecek ki beni koruyan, kollayan, sevgi dolu bir babam var. İçerisinde o olacak yani. Ve
çocukla baba o dönemde özellikle eğer böyle bir eğilimi varsa çocukla tüm olumlu etkinliklere girmesi gerekir. Açık uçlu sorularla çocuğuna yardımcı olması gerekir. Ve birçok baba da görüyoruz, devamlı çocuğuna akıl veriyor, tavsiyelerde bulunuyor, telkinlerde bulunuyor. Bunun yerine daha çok çocuğu dinlemesi lazım. Yani 80 dinlerse 20 babanın konuşması lazım. Kim olduklarını değil, çocuğun olumlu hareketlerini takdir etmesi lazım, pozitif hareketlerini, arkasında olduğunu hissettirmesi lazım. Özellikle çocuğun kriz anında, bunalım anında neye ihtiyaçlarının olduğunu sorması lazım, ne yapmaları gerektiğini söylemek yerine, yani çocuktan beklemesi lazım ve çocuğun ihtiyaçlarında, yardım isteklerinde hemen yardımcı olması lazım. Yani baba ve anne sevgisi öncelikle önemli. Tabii burada biraz önce de değindik. Sıla-i Rahim denir ya, akrabalarla yakın ilişki şeydir de, hadislerde de tavsiye edilen bir durum. Burada yine büyük babaların, amcaların, dayıların, teyzelerin, halaların, ne bileyim büyük annelerin de çok ilgilenmesi lazım. Eğer çocukta böyle bir yaralı bir durum varsa onlar da tedavide. Onların ilgileri, sevgileri de çok yardımcı olur yani şey olarak. Eyvallah. Özellikle taciz görmüş çocuklarda bu hani cinsel sapmalar, bilmem eşcinsellik falan dedik. Ben o dikkatimi çekiyor. Yani küçüklüğünde taciz görmüş olanlarda bu tür olaylar daha fazla oluyor. Böyle çocuklara yine akrabaların yakın ilgisi, sevgisi çok önemli. Akrabalar birbiriyle ilgilenirse, yani kuzenler, İşte büyükler falan daha yakın olursa o çocuklarda cinsel taciz olayları da son derece düşüyor yani. Şey olduk, akraba iç içe oldukları için tabii illa olmayacak anlamında değil de düşüyor derece olarak. Eyvallah. Hani bunları sağlamak lazım. Dijitalleşmeyle çocuğun arasında bir mesafe koymak. Dijitalleşmeye de mesafe koymak lazım. Akıllı telefonları özellikle kontrol altında tutmak lazım. Onlar her türlü tehlikeye açıklar orada. Peki burada hocam nasıl bir tavır olmalı? Yasaklayıcı tavır çocuklarda nasıl bir etki uyandırır? Yani onu kısıtlayıcı bir tavır olması anlamı. Yasaklamak çok da kolay değil. Ama ben bakıyorum çocuk yatağa cep telefonuyla giriyor. Yani sabahlara kadar konuşuyor, internete giriyor. Uykuları da bozuluyor çocukların. Evet. O cep telefonlarından gelen uyarılar olsun, o sinyaller, ışınlar olsun, o melatonine zarar veriyor uyku hormonuna. Çocuğun uykusu da daha yüzeysel hale geliyor. O da psikolojik olarak daha zayıf hale çeviriyor çocuğu. Yani dışarıdan gelecek tehlikelere daha açık hale getiriyor. Ailenin bu konuda kararlı olması lazım yani bu cep telefonu konusunda falan. Eyvallah. Hakan Hocam bu konuyla ilgili siz neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii aileleri düşündüğümüzde şu ya da bu şekilde herkesin çocuğuyla ilgili bir beklentisi var her yönüyle. Tabii. Hatta idealleri var, hedefleri var. İdealleri var mesleki olarak vesaire. Ve çoğu aile için dediğiniz gibi hani bizim toplumumuzda böyle bir durumla karşılaştığında bir şok, bir yıkım hatta psikolojik anlamda olabiliyor. Şimdi bence birinci adımı hani bu işte %2-3 oranında değişiyor zamana göre belki ufak tefek ama görülebilen bir şey tarihten beri. Ve bunun tam nedeni de bilinmediği için hani ailenin de bence hani kendini suçlaması veya kişinin kendini suçlaması hani çok şey olmaz. Nedeni şu ya da bu çevresel, biyolojik hani ne kadarı biyolojiktir, ne kadarı beyinseldir, ne kadarı anne karnındaki hormon etkisidir, işte efendim hipotalamustur, şudur budur. Çeşitli etkenler var ama mühim olan şey şu, hocamızın da belirttiği gibi Sefa hocamın iyi ilişki içinde olmak gerek. Sıcak ilişki. Sıcak ilişkiyi anlamak, dinlemek. Yani bir yargıç ya da polis gibi değil de bir kaşif ve gözlemci gibi. Çok çünkü doğru, evet. Ne olursa olsun hani kişinin hangi sorun olursa olsun o çocuğun, gencin hangi sorun olursa olsun. Ya ben bunu aileme anlattığımda ailem beni anlar, dinler bilmesi gerek ki o güveni hissedecek ki çocuk açılsın. Beni yargılamaz, aile dışına itmez havası olmaz. Çünkü olan. O zaman her tür güvenecek şeyi, yani evet çok doğru. Her tür şeyi saklayabilir yani. Evet. Hani başka sorunları da olabilir kişinin. Genel olarak güvenli bir ilişki çok çok önemli bence. Ve de gerekirse
psikolojik anlamda bu durum nedir? Çünkü çok teknik yanları da var. Bu konuda uzman, bilinen, bunu değerlendirilebilecek veya işte nasıl bir yaklaşım gösterilmeli, bunu aktarabilecek pek çok işte psikiyatr, klinik psikolog arkadaşımız var. Bunlardan önemli, ciddi durumlarda tabii yardım alınmasında fayda var. Bir de şunu unutmamak gerek, hani bu cinsel yönelimle ilgili bir şey. Hani bir kişinin kendi özel hayatında, cinsel hayatında olan bir şey. Bu tek başına bir insanın ahlaklı ya da ahlaksız olduğunu göstermez. Yani kişi bunu kendi özelinde böyle yaşayıp hiç bunu bir şekilde hani diyelim bir heteroseksüel dediğimiz hani daha çok toplumda gördüğümüz ilişki biçimi kadın erkek ilişkisi. Şimdi biz bunu her yerde ne bileyim işte aklımıza estiği gibi sergilediğimizde toplumda bir reaksiyon olur ister istemez ne olursa olsun. Aynı şekilde sadece ve sadece hani böyle bir ki kendi kontrol edemediği dediğim gibi bir cinsel yönelim içinde olan birini de dışlamamak veya işte bir ayrı tutmamak gerek. Aşağılamamak. Yani aşağılamamak gerek, kötü muamele etmemek gerek. Onlara da şefkatle davranmak lazım. Ailenin bunu bilmesinde fayda var. Ve bizim toplumsal anlamda da eğer belli bir hoşgörü içinde olursak ki aslında Türk toplumunda tarih boyunca da bu hoşgörü her zaman olmuştur. Daha kolay halledilir. Yani konuyu politikleştirmeden çünkü sonuçta bu tek tek insanlarla ilgili bir şey. Yani her bir insanın yaşamı farklı, özellikleri farklı. Böyle bir genel etiket koyup da şöyledir böyledir dediğimizde bu bizi yanlış yöne sevk eder diye düşünüyorum. Eyvallah. Aile ilişkisinin güçlü olması işin en önemli yanı ve kişinin o durumla ilgili önce bir anlayıp dinlemesi, ilişki kurması en önemli noktalar diye belirtmek isterim. Bir izleyici sorumuz var hocam. Eşcinselliğinden kurtulmaya çalışan insanlara nasıl çareler bulunabileceğinden hocalarımız bahsedebilir mi? Özellikle de sizin isminizi zikretmiş hocam. Şu an sektör hipnozcular, sahte psikologlarla dolu eşcinselliği düzeltmeye çalışan insanlar için cevabınızı da dört gözle bekliyorum. Demiş. Şimdi orada da konunun uzmanı olan yani hipnozdu efendim değişik enerji terapileriydi şunlardı bunlardı hani böyle bir şeye yönelmek çok yanlış olur. Bu konuyla ilgili çalışma yapmak da belli bir eğitimi, bilgiyi, tecrübeyi gerektirir. Böyle bir tecrübeye sahip bir psikiyatrla görüşmek yerinde olur. Çünkü çok hassas bir konu. Şu ya da bu yönde olumsuz etkileyebilir kişi. Yani bir şey yapayım derken boza da bilirler. Her işi ehline emanet etmek gerek. Bu anlamda da bu konuda uzman ve çalışan hekimlere başvurmak var gerek. Değil mi hocam bu hekim? Tabii ki çok çok sayıda var. Yani özellikle işte bu cinsel yönelimle ilgili sıkıntılar, problemlerle ilgili var. Eyvallah. Öyle bir şey yapmak gerekir. Peki orada da yani bunu normalleştirmeye çalışan ya da gerçekten kişinin bu konuda aşmak için çalışmasına destek şöyle, olan iki modelde var mı? Ben tabii daha politik davranan kişiler olabilir ama genelde hekim, psikiyatri hekimi, kişinin sıkıntısı neyse onu anlayıp iyi bir psikiyatri hekimi kendi yargılarını bir kenara bırakıp kesinlikle o kişiye yardımcı olmak gibi bir tutum gösterir benimsel diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Onlara güvenmek gerek yani. Uç fikirlere sahip değilse bir aklı selim ya sağduyulu bir yaklaşım gösterecektir. Yani o uç fikirlerde daha böyle politik şeyler yani bunun bir psikiyatriyle ya da tıpla ilgisi yok ki daha ideolojik bir kendi şey. Kendi saplantısını olabilir. Yansıtıyor olabilir yani. Bence zaten hekim öyle yaklaşmamalıdır. Hekim öncelikle bizim için hani tırnak içinde tıpta bir laf vardır. Hastalık yoktur, hasta vardır diye. Evet. İyi hekim o durumu değerlendirir. O durum özelinde neyin uygun olduğu. Yani böyle bir kalıp şu yapılmalıdır, bu yapılmalıdır gibi değil.
terzilik gerektiren bir şey. Eyvallah. Aynen. İslam hukukunda da hocam malumunuz fetva kişiye özeldir diye genel bir kaide vardır. Çok güzelmiş. Dolayısıyla yani genellemek doğru olmuyor. Şahsa evet. özel bir yaklaşım, evet. şahsa özel bir tedavi evet. yöntemi sanıyorum vurgulamak istediğiniz evet. bu. Doğru anlıyorum değil mi? Veya rüya yorumlarında da öyle mesela. Evet tabii. Genel bir yaklaşımla birçok kişi bunalıma girebiliyor. Aynı rüyayı gören iki kişi için hocam evet. normalde iki farklı tabir olabiliyor mesela. Olabilir tabii. Eyvallah. Hocam son dakikalardayız. Yani yaklaşık 4 dakikalık, 5 dakikalık bir vaktimiz olduğunu görüyorum ben. Hocalarımızın önlerinde notları vardı. Belki onlardan benim sormaya fırsat bulamadıklarım olabilir. Hem de programın genel bir özeti mahiyetinde. Bir iki dakika hocam, Hakan hocamla evet. başlayalım. Benim hocamla sonlandıralım. Vurgulayacağım hem aile olarak hem toplum olarak bence hani böyle bir durum yaşadığında bir kişi bizim anlamamız, dinlememiz çok önemli. Çünkü dışlama, baskı veya işte bir takım zorlayıcı yöntemler maalesef o kişide sıkıntılara yol açıp sorunu çözmediği gibi daha ağır bir sorun içine girebilir. Depresyona girebilir, işte intihar teşebbüsleri olabilir. Hani işin siyasi, politik yanı ayrı. O toplumsal bazda herkes kendi dünya görüşüne göre bir değerlendirme yapar. Ama şahıs özelinde biz bunu kişi yaşadığında, çevremizdeki bir kişi olduğunda anlayışla ve onun öncelikle ne yaşadığını anlayıp ondan sonra da yardımcı olmaya çalışmak en güzel tutum olur. Eyvallah. Evet yani benim gördüğüm aileler, yani bu giderek görünürlüğü artan, belki de daha da çok artan bir durum. Özellikle aileler böyle bir durum olduğunda, özellikle muhafazakar aileler büyük bir panik içerisinde giriyorlar. Çocuğa baskı yapıyorlar veya kaba kuvvet uygulayabiliyorlar. Bunun yerine o çocuğu anlamaya çalışmak lazım. Çünkü çocuk isteyerek o yöne girmiş değildir. Artık o çeşitli faktörlerin etkisiyle daha tam olarak da bilemiyoruz. O durum ortaya çıkmıştır. Onu anlamaya çalışarak bir bu konunun uzmanından yardım isteyip çocuk hakkında ne yapılabilir diye düşünmek lazım. Benim söyleyeceğim özellikle de o Eyvallah. Yani. Aileler lütfen o çocukları evet. dışlamasınlar, baskı yapmasınlar, anlamaya çalışsınlar, yardımcı olmaya çalışsınlar. Sakin olsunlar. Sakin hani, olsunlar, soğukkanlı olsunlar. Hocam evet. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Sefa Hocam, Hakan Hocam. Programa ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Efendim Farklı Bakış'tan bu haftalık bu kadar. Tekrar karşınızda olmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.